Selamünaleyküm. 5 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 5 Mart 1920. Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu. 1941. Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi öldü. Diyanetin kurulduğu 1924 yılından öldüğü 1941 yılına kadar başkanlığını yapan Börekçi, Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, dinde reform gibi uygulamalarda hatırı sayılır bir şekilde katkı sağlamıştır. 1950. Eskişehir'de sel felaketi yaşandı. 50 bin kişi açıkta kaldı. 2500 ev yıkıldı. 6 kişi boğuldu. 1971. Amerikalı 4 asker Ankara'da kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin 5 Mart'ta üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı. Erdal Şener adlı öğrenci öldü. ABD'li askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı. 1991. Irak, Körfez Savaşı esirlerini serbest bıraktı. 1994. Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türkiye askerlerinin gönderilmesini kabul etti. 2001. Mekke'de hacda çıkan izdihamda 35 hacı adayı hayatını kaybetti. 2009. Kırgızistan hükümeti özel bir kararname çıkartarak Cumhuriyet çapında okullar dahil tüm devlet dairelerinde kadınların başörtü kullanmasını yasakladı. 2016. Dünyaca ünlü İslam alimi ve Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi kurucusu Profesör Doktor Taha Cabir Al-Avani hayatını kaybetti. 2016. Zaman gazetesine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyum atandı. Zamanla birlikte aynı grubun gazeteleri Meydan ile Today's Zaman ve Cihan Haber Ajansı'nın da yönetimleri değişti. 2018. İşçi işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı. 2019. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.